Bak görüyor musun? Sana anlatmak istediğim bu. Hayvan sıkıyor. Bak sürekli bir sıkma var boynunda. Gel. Ama sen şimdi öpüyorsun, ödüllendiriyorsun. Niye ödüllendiriyorsun? Evet, yürümediği için mi? Hata yapıyorum. Hata tabii. Gel. Doğru bir şey yaptığında öp, ödüllendir ki doğru bir şey yaptığını anlasın. De hayvanı hep solunda yürüt. Sağında yürütme. Sola alıştır kendini. Bu tasmalar zaten eğitim tasması. Ve bununla sürekli böyle çekmeyeceksin. Gel. Dedim mi? Tek hamle. Gel. Gel. Bak görüyor musun? Alışıyor. Dön. Dön. Gel buraya. Gel. Bravo sana. Bravo. Koş. Koş. Bravo sana. Dön. Gel. Gel. Bravo sana. Aferin sana. Bravo. Dur. Bravo. Yürü. 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 Aferin sana. Yürü. 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 Bak gayet serbest, rahat bırakıyorum. Yani şunlar hiç bir bok değil. Bir. İkincisi zaten bak şu çok sıkıyor. Hayvana bu tasma taktığında en az iki parmağın girecek. Bu zaten hayvanın boynunu çok sıkıyor yani. Şu, bunu biraz gevşetmen lazım. Bu onun canını acıtıyormuş gibi görünüyor ama değil. Sen zaten bir kere tık hamleyi yaptın mı o onu alıyor. Senin tasman sürekli sıkıyor. Bu zaten gevşiyor. Yürümeye başladın mı gevşiyor. Hayvan ne oluyor? Demek ki ben yürüdüğümde bu boğazımdaki sıkan şey beni rahatlatacak diyor. Ve şey yapıyor yani hiç kasmıyor. Ama bu sürekli sıkıyor. Baksana araba kemeri gibi yani zaten. Escape. Hadi yürü. Gel. Yürü. Bravo. Gel. Yürü. Bravo. Yürü. Yürü. Bravo. Gel. Gel. Bakma. Gel. Bakma iyi de gel. Gel. Yürü. Yani işlem bu ya, anlatabiliyor muyum? Anladım. Ve demin kullandığımız o küçük deri kayışı her zaman kullanmıyoruz. Çünkü onunla her dakika rahat edemeyebiliriz. Ve gel bak öyle. Gel içim sen bana bak. Ve doğru tasmanın takım şekli budur. Şu kısım bu taraftan gelecek. Öbür türlü taktığında bunu çekip bıraktığında rahatlamaz. Bu sefer sürekli sıkılı kalır. Bak mesela bu uzun kayışımız. Rahat rahat gel. Parkta, bahçede, istediğin yerde dolaşabilirsin. Gel. Yani sen de rahat edersin. Hayvan da rahat eder. Çişini kakasını yapacağı zaman sen küçük kayışta böyle başında durmak zorunda kalmazsın. Ne kadar rahat. Hiç boğazını sıkan bir şey yok, eden yok. O siyah, iğrenç bir şey. Gel. Gel. Aferin sana, bravo. Görüyor musun? Bak alıştıktan sonra görüntüye bak abi, görüntü kayıyor ondan. Kafa atacağım duvarlara. Yürü. Hayvan zaten alışıyor. Alıştıktan sonra rahat geziyorsun. Gel. Ve kayış olarak da şu tarz bir şey al. Deri kayışlar güzeldir ama yağmurlu havada özellikle ıslandığında kayar. Ama bak bunlar lastik. Burayı çeker misin canım? Merhaba Arda. Merhaba. İyi misin? Görüyor musun? Bunlar lastik olduğu için elden kaymaz. Gel. Aslan yapacağız inşallah bunu. Bravo sana. Aferin sana. Gel. Yürü. Görüyor musun abi? Hiç. Rahat. Hayvan rahat. Ben rahatım.
Takmıyorum. O sendeki tasma elinden çok kayar. Elindeki. Ve şu boynundaki şey çok rahatsız edici bir şey hayvan için. Araba emniyet kemeri gibi mübarek. Bak böyle ya. Yere dikkat. Tamam tamam, boka basma. Tamam. Araban kirlenmesin. Görüyor musun abi? Yani köpek dolaştırmak eğlenceli bir hale geliyor. Öbür türlü öyle yani bu zevk vermez. Bak hayvan rahatlan rahatım. Yürü gel gel. Budur ya. Ve normal şişe çıkartmada dolaştırmada şu kadar uzunlukta, bu 1.20 boyunda bu kadar uzunlukta bir kayış çok çok rahat eder. Evet. Daha uzununa gerek yok. Daha uzunları... Çok uzun değil mi o? Yok. Peki çok sizce? Uzun değil. Daha uzunları farklı eğitimlerde, hatta 5 metreler var. Onlar iş sürmelerde daha çok kullanılıyor. Ya da saldırı eğitimlerinde gövde tasma takıp kayışı daha gergin tutmamız için daha uzun olması gerekebiliyor. Bu biraz kısa kalabiliyor çünkü gövde tasmada. Ama bu gezdirmede anlamıyor. Çünkü neden? Bak hayvan tenden en fazla bu kadar uzaklaşabiliyor. Bu kadar mesafede çişini yapar, kakasını yapar rahat rahat. Görüyor musun? Gel. 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 Sen de çünkü şu rahatlık olduğu için hayvan sendeki rahatlığı o da hissediyor. Kısa bir iple sürekli böyle bir robot gibi yürüyorsun. Sen de kasıldığın için hayvan da kasılıyor sürekli. Ama ben ne kadar rahatım. Geride mi kaldı çok? Tak çekiyorsun hemen yanına geliyor. Kaç lira o tasma Bahadır Bey? Yani şimdi sizin aldığınız fiyatlar daha farklı. Ben eğitmen olduğum için bize verilen fiyat daha farklı. Ama yardımcı oluruz. Ben şu an fiyat şey yapmayayım. Bu arada bu kayışı da Samer Karayaşar'dan aldım. Marmaris'te ve Ankara'da yeri arkadaşımızın. Güzel eğitim malzemeleri var. Özellikle koruma eğitimi malzemeleri var. Hatta yeni yastık ve kolluk siparişlerimiz geliyor. Pazartesi ya da salı günü gelir. Gel. Ürünleri gerçekten çok iyi. Eskiye nazaran ürünlerini değiştirmiş. Özellikle topları. Şöyle göstereyim. Ayağınıza dikkat edin arka kısmına. Tamam. Mesela eskiden topları daha sertti arkadaşımızın. Ama ben ve diğer başka benden daha tecrübeli, kesinlikle daha tecrübeli eğitmen abilerimizin de dikkatini kulak ardı etmemiş ki söylentilerini dikkate almış ve güzelleştirmiş. Topları mesela şöyle yakından göstereyim. Yumuşak, rahat ısırabiliyor. Daha önceki toplar bilardo topu gibiydi mübarek. O topu köpek bir kere ısırdı mı bırak yani. Köpeği de al çöpe. Ama bunlar rahat. Yumuşak. Gel. Kediye bak. Yeri dediğim olay da şu. Bunlar da güzel. Bunu da Samet'ten almıştım. Daha doğrusu hediye etmişti bana. Sağ olsun. Ama bunlar kayıyor. Özellikle yağmurlu havalarda, ıslakta çok fazla elden kayıyor. O yüzden onun hatırası olarak yine bende duruyor bu. Ama bu lastikli kayışlar 10 numara. Kesinlikle. Ve yani parmağınızı şöyle tak. Rahat rahat yürü. Gel. Ve her zaman yani köpeği sol tarafınızda yürütün. Çünkü neden? Biz genelde sağ elimizi daha çok
işlevi olarak kullandığımız için telefonumuza bakarız, mesaj yazarız ya da eve gideriz, anahtarla kapıyı açarız. O yüzden köpeği solumuzda tutmak daha iyidir. Sağla tuttuğunda anahtarı çıkartacağım, işte telefonla mesaj yazacağım. Peki solaksak? Telefon dışı. Solaksak? Solaksak sağınızda gezdirebilirsiniz. Sizi gün solak arkadaşınız olabilir. Ben genel anlamda dedim zaten. Genelde biz sağlak olduğumuz için sağ tarafımızı kullanırız daha çok. Solak arkadaşlarımız. Evet, sağında dolaştırabilir. Ama sen eve gittiğinde genelde mesela şu an bile telefonu sağ elinde tutuyorsun. Elim telefonumu alıyor. Yani solak olmana rağmen şu an telefonu bile sağ elinde tutup çekiyorsun. Arabayı bindiğinde sağ elle çalışıyorsun, doğru mu? Doğru. Araba eve gittiğinde apartmanı neyle açıyorsun? Genelde sağ elle açıyorsun. Yani solla yazmak başka bir şey, solu sürekli kullanmak farklı bir şey. Gel. Bugünlük Escape'de gezintimiz bu kadar. Değil mi kızım? Bir başka eğitimde tekrar görüşmek üzere. Köpeklerimizi sevelim.